Evet değerli arkadaşlar, KPSS'de hakkında en çok soru gelen alanlardan birisi Osmanlı tarihidir. Şimdi Osmanlı tarihinin siyasi tarih kısmını bitirdik. Nereden nereye kadar getirdik arkadaşlar? Osmanlıların menşeinden başladık. Osmanlı Devleti'nde ikinci meşrutiyet hareketlerine kadar olan süreci anlattık. Şimdi Osmanlı Devleti'nin bu süre zarfı içerisinde yani 1299 tarihinden 1800'lü yılların sonuna hatta 1900'lü yılların başına kadar geçen süreçte kültür ve medeniyet alanındaki işleyişlerini değerlendireceğiz. Bu konu hakkında bilgiler vereceğiz. Şimdi kültür ve uygarlık konusunda KPSS'de arkadaşlar her yıl 3 ila 4 arasında soru geliyor. Yani 3-4 soruluk bir bölümü bu dersimizde anlatacağız. Peki Osmanlı kültür medeniyeti deyince aklımıza hangi başlıklar gelecek arkadaşlar? Osmanlı kültür medeniyetinin ilk ve en kapsamlı başlıklarından bir tanesi devlet yönetimidir. Önemli bir başlıktır. Üzerinde durmamız gerekir arkadaşlar. Arkasından Osmanlı Devleti'nde ordu teşkilatlanmasını göreceğiz arkadaşlar. Ordu teşkilatlanmasıyla devlet yönetiminin ortak noktaları var. Mesela toprak yönetimi noktasında arkadaşlar, toprak yönetimi noktasında uygulanan dirlik sistemi ya da tımar sistemi Osmanlı Devleti'nin hem askeri alanda hem de idari alanda kullandığı bir metottur. Bu metot ekonomik alanlara da ne yapabilir arkadaşlar? Sirayet edebilir. Bunları değerlendireceğiz hep beraber. Şimdi Bismillah deyip başlayalım arkadaşlar. Osmanlı kültür ve medeniyetinin ilk önemli konu başlığı olan neyi değerlendiriyoruz? Devlet yönetimini değerlendiriyoruz değerli arkadaşlar. Evet, Osmanlı devlet yönetimi deyince aklımıza ne gelecek? Arkadaşlar bir kere devletin kaynağı nedir? Osmanlı Devleti'nde devletin kaynakları deyince aklımıza şu 3 madde gelecek değerli dostlar. Bakalım neymiş bunlar? Osmanlı Devlet Teşkilatlanması'nı kimlerden örnek aldı? 1. Önceki Türk devletlerinin uygulamalarından. 2. İslam dininin kurallarından. 3. Fethedilen topraklardaki uygulamalar Osmanlı Devleti'nin yönetiminin kaynaklarını oluşturur arkadaşlar. Peki Osmanlı Devleti'nde dikkat ediniz. Önceki Türk devletlerinin uygulamaları dedik. Misal arkadaşlar Osmanlı'da kut anlayışı devam ediyor. Ta Asya hunlarından beri uygulanan bir anlayış. Osmanlı Devleti'nde bir devlet yönetim kurumu var. Adına eskiden kurultay diyorduk. Selçuklularda divanı saltanat, Karahanlarda divanı ali diyorduk. Bu Osmanlı Devleti'nde Divanı Hümayun'a dönüştü. Bakınız bu kurumlar eski Türk devletlerinin kurumlarıydı. Osmanlı'da da ne yapıldı? Uygulandı. Peki İslam dininin kuralları arkadaşlar. Osmanlı Devleti İslam dini kurallarını her alanda uyguladı. Askeri alanda, siyasi alanda, ekonomik alanda. En basit arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne padişahlar gaza ve cihat yapma görevini üstlenirler. Bu bir. İkincisi arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne padişahlar devlet teşkilatlanmasında, devlet memuriyetlerinde en önemli kıstas olarak neyi koyarlar? Müslüman olma şartını koyarlar. Tabii ki bu şart klasik dönem için geçerlidir. Onun dışında arkadaşlar Osmanlı Devleti'nden toplanan vergiler bile inanç esaslarına göre ayrılır. Yine klasik dönemde. Mesela Müslümanlardan şer'i vergilerin ya da şer'i vergi adıyla toplanan vergilerin Müslümanlardan alınan kısmına biz ne diyoruz arkadaşlar? Öşür vergileri ya da öşri vergiler diyoruz. Gayrimüslimlerden alınanlarına ise haraci vergiler diyoruz. Yani inanç esasları Osmanlı Devlet yönetiminde oldukça etkilidir değerli arkadaşlar. Peki fethedilen topraklardaki uygulamalar. Çok güzel bir örneği vardır bunun arkadaşlar. Hatta iki örnek verip geçelim bu konuyu. Osmanlı Devleti'ne Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde arkadaşlar kullandığı ünvanlar arasına yeni bir ünvan ekledi. Ne dedi? Kayseri Rum. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra bölgede bulunan Ortodoks Hristiyanların kilise merkezi olan Fener Rum Patrikhanesi'nde ne yaptı? Himaye altına aldı. Dolayısıyla bu kurum özerk de olsa Osmanlı Devleti'nin himaye ettiği kurumlar arasına girdi. Aynı zamanda arkadaşlar Balkanlarda yapılan fetihler sonrasında ele geçirilen gayrimüslimlerin ekseriyetle yaşadığı topraklardaki yöneticiler o bölgenin yerel beyleri arasından seçilerek isimlerine Voynuk dendi. O halde pardon Voynuk diyorum arkadaşlar Voyvoda dendi. Mesela Kazıklı Voyvoda'yı hatırlar mısınız? İşte o buradan gelir arkadaşlar. Peki Osmanlı Devleti 3 ana kaynak üzerine ne yaptı? Büyük bir imparatorluk bina etti. Peki bu imparatorluğun temel amacı nedir arkadaşlar? Bu imparatorluk hangi amaçları gerçekleştirmek üzere dünya üzerinde faaliyet göstermiştir? Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde devletin en önemli amacı Allah'ın adını dünyaya yaymaktır. Peki Allah'ın adını dünyaya yaymak faaliyetine biz ne deriz? İlahi kelimetullah.
Dikkat ediniz. İlahi kelimetullah. Arkadaşlar ilahi kelimetullahı, yani Allah'ın adını dünyaya yaymayı amaç edinen Osmanlı Devleti bu uğurda gaza ve cihatlar yapmıştır. Ve Osmanlı Devleti Türk töresini ve İslam hukukunu dünyaya egemen kılarak aleme nizam vermeyi amaçlamıştır. Peki Osmanlı Devleti hangi süre içerisinde bir varlık amacı güder? Osmanlı Devleti'nde devlet ebediyen yaşamayı esas alır. Yani Osmanlı'da arkadaşlar dikkat ediniz, devlet, devleti ebed müddet esasına göre nizam-ı alemi gerçekleştirmek üzere bina edilmiştir. Yani Osmanlı Devleti'nde devletin amaçları dediğimiz zaman aklımıza bu gelecek arkadaşlar. Peki Osmanlı Devleti'nde devleti yöneten hükümdarlar, önceki Türk hükümdarlarının benzeri ya da farklı ünvanlar aldılar mı? Arkadaşlar önceki Türk İslam devletlerinde kullanılan hükümdar ünvanlarını akılda tutarken ne yapıyorduk biz? Sibel Can'ın şarkısını hatırlıyorduk. Ne diyordu? Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil, şah değil, padişah değil. Peki Osmanlı Devleti'nde bu temel ünvanların dışında kullanılan başka ünvanlar var mı? Bir kere arkadaşlar Osmanlı padişahları çok eski zamanlardan beri Türk hükümdarlarının kullandığı Han, Hakan, dikkat ediniz Han, Hakan, bu İslam öncesi dönemlerden beri gelen ünvanlardır. Sonra Gazi, Bey gibi ünvanları kullanmışlardır. Ama önceki Türk devletlerinde sıklıkla rastlamadığımız ünvanları da Osmanlı Devleti'nde ilk kez ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Mesela evvelki Türk hükümdarlarının hiçbirisi halife ünvanını kullanmamıştır. Halifeleri himaye etmişlerdir ama halife ünvanını kullanmamışlardır. Dikkat ediniz, Yavuz Sultan Selim'den itibaren arkadaşlar, Yavuz Sultan Selim'den itibaren Osmanlı hükümdarları halife ünvanında ne yapmışlardır? Kullanmışlardır. Peki Osmanlı hükümdarlarının en genel kullandıkları ünvan nedir? Padişah. Peki ne demektir padişah? Şahların şahı. Peki bu ünvanı kullanan Osmanlı padişahları kime bir nazirede bulunuyor? Safevi hükümdarlarına. Çünkü Safevi hükümdarları şah ünvanını kullanıyordu. Peki arkadaşlar, ayrıca Osmanlı devlet ricali hükümdarına hitap ederken hünkâr gibi bir ünvanı da kullanır. Aynı zamanda Osmanlı devletinde padişahların kullandıkları ünvanlar arasında devletlü, dikkat, şevketlü, dikkat, azametlü gibi ünvanlar da kullanmışlardır. Arkadaşlar kuruluş dönemi hükümdarlarından Osman Bey, Orhan Bey ve Murat gazi ünvanını sıklıkla kullanan hükümdarlardır. Peki arkadaşlar Osmanlı hükümdarları gazi ünvanını kullandıkları gibi Osman Bey diyoruz, Orhan Bey diyoruz. Ne yapıyor? Kuruluş döneminde bey ve gazi ünvanları sıklıkla kullanılıyor. Ama yükselme döneminden itibaren daha kallavi ünvanlar kullanıldığını görüyoruz. Peki önceki Türk devletlerinde ve Türk İslam devletlerinde üzerinde durarak anlattığımız bir konu vardı. Hükümdarlık alametleri. Neydi hükümdarlık alameti arkadaşlar? Gösterge, sembol. Hani klasik şeyler var ya arkadaşlar, klasik alametler. Mesela nedir bunlar arkadaşlarım? Taht. Eski Türklerde vardı. Efendim saray. Efendim divan. Efendim ünvan alma. Kılıç. Yay. Arkadaşlar nevbet. Dikkat ediniz. Bunlar önceki Türk devletlerinde de var olan hükümdarlık alametleri idi. Bunları ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Mesela Türk İslam devletlerinde hutbe, hutbe, hilat, çet, nevbet. Arkadaşlar başka tıraz. Bunlar da nedir? Diğer devletlerde ya da İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk İslam devletlerinde kullanılan ünvan, alametlerdir arkadaşlar. Peki Osmanlı Devleti'nde taht, saray, divan, ünvan alma, kılıç kuşanma, yay, nevbet, dikkat ediniz. Bakınız bunlar aynen devam ediyor. Bunlar aynen devam ediyor. Peki kılıç neye döndü arkadaşlar? Kılıç alayı gibi yeni bir uygulama geldi. Bu uygulama Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra uygulanan bir ritüeldir. Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinde arkadaşlar Osmanlı padişahları kılıç kuşanırlar.
Onlara bu kılıcı kuşayanlar arkadaşlar, Hoca Efendi diye de tabir edilen Şeyhülislam efendilerdir. Şeyhülislamlar Osmanlı padişahlarına iki kılıç kuşarlar. Bu kılıçlardan birisi Türklüğün fetih kılıcı, bir diğeri İslam'ın gaza kılıcıdır arkadaşlar. Bu ritüele uygun olarak kılıç kuşanma adeti Fatih'ten itibaren diğer Osmanlı hükümdarlarında ne yapılmıştır? Uygulanmıştır. Peki arkadaşlar, Eyüp Sultan'da kılıç kuşanma, dikkat ediniz. Önemli bir değişiklik. Devam ettik. Osmanlı hükümdarları yayı kullanmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Yayı kullanmaya devam ediyorlar. Nevbet Türk İslam devletlerinde neydi? Bando. İslam öncesi Türk devletlerinde neydi? Bando. Yani davul. Arkadaşlar Osmanlı devletinde nevbet tablhane adıyla da anılır. Tabl. Dikkat ediniz. Peki bu tabl ya da nevbet neyin oluşumunu hazırlıyor? Mehter bölüğünün oluşumunu hazırlıyor. Arkadaşlar Osmanlı padişahlarının seferlerde orduya moral vermek için kullandıkları, aynı zamanda özel merasimlerde arkadaşlar halkı coşturdukları bir mehter bölüğü vardır. Günümüzdeki Cumhurbaşkanlığı orkestrasına da benzetebiliriz. Teşbihte hata olmaz. Peki hutbe Osmanlı padişahlarında kullanılıyor. Adına hutbe okutan ilk Osmanlı hükümdarı Osman Bey'di. Dikkat ediniz. Arkadaşlar Dursun Fakih Osman Bey adına ne yapmıştı? İlk hutbeyi okumuştu. Hilat arkadaşlar halifenin hükümdara gönderdiği kolsuz cübbeydi. Dikkat ediniz, Yavuz Sultan Selim'e kadar bütün hükümdarlar hilat almıştır. Çetre arkadaşlar fetih çadırı ya da şemsiyesidir. Üzerinde Fetih Suresinin yazılı olduğu, ayet-i kerimelerin yazılı olduğu bir şemsiyedir. Osmanlı Devleti'nde de kullanmaya devam edilmiştir. Nevbeti buraya bir kere daha yazmışız. Nevbeti yazmayalım arkadaşlar. Hutbe, hilat, çet, tıraz ve arkadaşlar menşur diyelim buna. Menşur. Halifenin gönderdiği övgü ya da ünvan verme yazılarıydı. Ve tıraz arkadaşlar, dikkat ediniz. Tıraz da hükümdarın kullandığı alametler arasındaydı. Peki şöyle bir detay yapsak. Desek ki Yavuz Sultan Selim halifeliği ele aldığına göre, Yavuz'un hilafeti ele almasından sonra Osmanlı Devleti hükümdarlarının hükümdarlık alametleri arasından çıkan öğeler hangileridir? Arkadaşlar 1. Hilat çıkar. Neden? Çünkü hilat halifenin gönderdiği kolsuz cübbeydi. Artık Osmanlı padişahları halife olduğuna göre, dikkat ediniz, bunu görmeyeceğiz. Menşur arkadaşlar. Osmanlı Devleti hükümdarları kuruluş döneminde halifelerden övgü alırlardı. Bakınız Yıldırım Bayezid'e Abbasi halifesinin verdiği ünvan neydi? Sultan-ı İklim-i Rum. Ama arkadaşlar Yavuz Sultan Selim'den sonra menşur alınmadığını göreceğiz. Çünkü padişah aynı zamanda halife. Peki tıraz neydi arkadaşlar? Yine bu da halifenin gönderdiği giysiler ve hediyelerden oluşan bir paketti. Bir efendim hediyeler topluluğuydu. Tıraz da arkadaşlar ne olacak? Halifelik Osmanlı'ya geçtikten sonra hükümdarlık alametleri arasından çıkacak. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde hükümdarlık alametlerinin önceki Türk devletleriyle olan kıyaslamasını bu şekilde yapabiliriz. Dikkat ediniz, taht, saray, divan, ünvan, kılıç neye döndü? Kılıç alayına döndü. Yay, nevbet arkadaşlar dikkat ediniz, tabl ya da mehter diye söyleyeceğiz artık. Ondan sonra hutbe, hilat, çet ve tırazı gördük arkadaşlar ve menşuru gördük. Dikkat ediniz arkadaşlar, hilat, menşur ve tıraz halifeliğin Osmanlı'ya geçmesiyle birlikte ne oldu? Sona erdi. Diğer alametlerde ne yapıldı? Aynen kullanılmaya devam edildi. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde hükümdarlık alametleri arasında bir biat alma ve bir de cülüs merasimi var. Bu nedir? Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde bu merasimi ya da bu ritüeli ilk uygulayan padişahımız Yıldırım Beyazıt'tır. Kosova Meydanı'nda babası şehit olduktan sonra alelacele apar topar ordunun başına gitmiştir. Ordu ganimet hevesiyle arkadaşlar kaos yaşamak üzereyken ordunun gönlünü, askerlerin gönlünü etmek için askerlere bir bahşiş dağıtmıştır. Ve bu bahşişin adına da tahta oturma bahşişi demiştir. Ve cülüs bahşişi biat almak için Osmanlı sultanlarının devlet ricaline, kullarına dağıttığı bir nedir arkadaşlar? Paradır. Peki biat alma merasiminde tüm bulunanlara cülüs verilir mi? Hayır. Osmanlı Devleti'nde tahta yeni çıkan padişahın arkadaşlar cülüs dağıttığı sınıf kullarıdır. Kul statüsünde olanlar kimlerdir? Kalemiye ve ilmiye sınıfı, pardon, kalemiye ve seyfiye sınıfı mensuplarıdır. Arkadaşlar şuraya yukarı doğru bir ok çekelim. Cülüs kime dağıtılır? Kalemiye ve seyfiyeye dağıtılır. Peki arkadaşlar
O zaman Julius'un kapsamı dışında kalan ve ilk kez 17. yüzyılda arkadaşlar, pardon, 16. yüzyılda Julius almaya başlayan sınıf hangisidir? İlmiye sınıfıdır. Dikkat ediniz, ilmiye sınıfına önceleri ne verilmez? Julius verilmez. Sonraları Julius almaya başlayacaklar. Dikkat ediniz, padişahın kulu statüsündeki arkadaşlar, kulu statüsündeki kalemiye yani devlet memurları, seyfiye yani ordu mensupları, hükümdardan ne alırlar? Julius alırlar. Ve hükümdarın onlar üzerinde neyi vardır? Bir kulluk hakkı vardır. Peki nedir bu arkadaşlar? Fatih dönemini anlatırken söylemiştik. Çandarlı Karahalil ile birlikte başlayan bir uygulamaydı bu. Kul statüsündeki devlet adamlarını padişah sorgusuz sualsiz idam ettirebilir ve malını hazineye devrettirebilir idi. İşte Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar şöyle bir temizlersek alanımızı, neleri gördük? Bir, devletin kaynaklarını gördük arkadaşlar. İki, devletin amacını gördük arkadaşlar. Üç, hükümdarın ünvanlarının nasıl güncellendiğini, değiştiğini gördük arkadaşlar. Arkasından hükümdarlık alametleri yani sembollerini gördük. Önceki Türk devletlerinde olanların hepsi var. Arkadaşlar dikkat ediniz. Biat, cülüs ve kılıç alayı Osmanlı'ya has uygulamalar. Sonra alametler arasından çıkan hilat, menşur ve tırazı ne yaptık gördük. Neden çıktılar? Hilafet Osmanlı'ya geçince çıktılar. Arkadaşlar son olarak bu bölümü şöyle bir temizleyelim. Bu bölümü şöyle bir temizleyelim. Ve Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar hükümdarların sıkça kullandığı bir lafza bakalım. O isimin adı Hümayun'dur. Arkadaşlar Osmanlı padişahları kendilerini ifade eden, kendilerine ait olan kavram, belge, oda, efendime söyleyeyim yönetim alanlarının hepsinin sonuna bu Hümayun lafzını ne yaptılar? Eklediler. Kanıt mı istiyorsunuz? Padişah elinden çıkan ya da padişah imzası taşıyan yazılı evraklara hattı Hümayun denir. Padişahın yaşadığı odaya odayı Hümayun denir. Padişahın boğazda tur attığı kayığına ya da gemisine sandalı Hümayun denir. Arkadaşlar padişahın, dikkat ediniz, kendisine ait hazinesine hazine-i Hümayun ya da hazine-i has denir. Yani dikkat ediniz arkadaşlar. Mesela padişahın denetiminde ve padişaha bağlı olarak toplanan divana ne denir? Divanı Hümayun denir. Diyoruz ve Hümayun'un da arkadaşlar hükümdar alametleri arasında yer aldığını ne yapıyoruz? Söylüyoruz dostlar. Tamam mı? Hümayun kelimesi. Şöyle alametlerden ok çıkaralım. Ünvanlardan değil. Hümayun. Arkadaşlar Hümayun efsanevi bir kuşdan isimlendirilmiştir. Hüma kuşu, dikkat ediniz, hani zümrüt-ü anka kuşu gibi bir yükseklik ve ululuk sembolüdür Osmanlı padişahları için. Diyoruz ve devlet yönetimiyle ilgili ana başlıklarımıza geçiyoruz. Değerli dostlar, Osmanlı Devleti'nin idaresini merkez idaresi ve taşra idaresi diye ikiye ayıracağız. Osmanlı Devleti'nde merkez idaresi deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Başkent idaresi gelecek. Peki Osmanlı Devleti'nde başkent deyince kullanılan başkentler hangileri? Arkadaşlar beylik döneminin başkentlerini siyasi tarihi anlatırken söylemiştim size. Efendim süreç Söğüt'te başlamıştı. Osman Bey döneminde Söğüt ilk merkezdi. Sonra Karacahisar'a taşınmıştı. Sonra Orhan Bey döneminde arkadaşlar Bursa alınıp başkent yapılmıştı. Yine Orhan Bey döneminde İznik alınıp başkent yapılmıştı. Sonra 1. Murat döneminde arkadaşlar Edirne alınıp başkent yapılmıştı. Ve Fatih döneminde alınan İstanbul Osmanlı Devleti'nin son başkenti olmuştu. O zaman toparlıyoruz, tekrar ediyoruz. Siz de benimle birlikte tekrar edin. Söğüt, Karacahisar, Bursa, İznik, Edirne, İstanbul. Olay böyledir arkadaşlar. Peki merkezde yani başkentte bulunan yöneticiler, yönetim kurumları ve birimler nelerdir? En baştan başlayalım arkadaşlar. Devletin mutlak hakimi ve yöneticisi kim? Padişah. Peki padişahın ünvanlarını ve alametlerini ne yapmıştık? Konuşmuştuk arkadaşlar. Şimdi Osmanlı Devleti'nde padişahın tahta çıkışını belirleyen sisteme biz ne demiştik arkadaşlar? Veraset sistemi. Peki Osmanlı Devleti'nde veraset sistemi kaç kez değişti? Hemen bir bakalım. Arkadaşlar 1. Murat tahta çıkar çıkmaz ne dedi? Devleti padişah ve oğullarının mülkü saydı.
Dikkat ediniz. Birinci Murat ne diyor? Devlet padişah ve oğullarının mülküdür. Yani eski Türklerden beri devam eden hanedan anlayışı ne oldu arkadaşlar? Gitti. Dikkat ediniz. Hanedan devletin sahibi ya da devlet hanedanın ortak malı anlayışı birinci Murat'la bozuldu. Birinci Murat ne dedi? Devlet padişah ve oğullarının malıdır dedi. O zaman Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar ilk veraset düzenlemesini biz 1. Murat'la gördük. Peki 1. Murat'ın getirdiği bu uygulama, dikkat ediniz. 1. Murat'ın getirdiği bu uygulama Osmanlı Devleti'nde padişahlık hakkını kime verdi? Dikkat et, padişahın oğullarına verdi. Peki bu uygulamayla birlikte biz hükümdarlığın sadece babadan çocuklara geçtiğini gördük mü? Dikkat et. 1. Murat'ın getirdiği sistemle birlikte devlet artık hanedanın ortak malı değil, devleti yönetme hakkı padişah ve oğulları. Yani kişi öldü, padişah öldüğü zaman tahta çıkma hakkı hükümdarın, dikkat ediniz, sadece çocuklarına ait. Yani hükümdarlık sadece babadan çocuklara geçer. Unutmayınız. HSPC diye kodluyoruz bunu. Hükümdarlık sadece babadan çocuklara geçer. Peki öncesinde neydi hocam? Klasik dönem ya da diğer tüm Türk İslam devletleri için uygulama OYAK'tı. OYAK neydi arkadaşlarım? Hatırlayınız OYAK'ı. Hükümdarlık oğul, yeğen, amca, kardeş arasında ne yapılabiliyordu? Bölüştürülebiliyordu. Tahta çıkma hakkı bu sınıfa mensup herkesteydi. Yani devlet hanedanın ortak malıydı. Ama burada ne oldu? Devlet padişah ve oğullarının malı oldu. Peki bu düzenlemeden sonra, 1. Murat'ın yaptığı bu düzenlemeden sonra Fatih Sultan Mehmet ne yaptı arkadaşlar? Oğluma da güvenmem dedi. Devlet sadece padişahın mülküdür. Peki hocam niye böyle düzenlemeler yapıyorlar? Amaç çok basit. Merkezi otoriteyi yükseltmek ve devlet içerisindeki bölünmeleri, parçalanmaları engellemek. Dikkat ediniz arkadaşlar. Peki Fatih'in getirdiği sistemde de yine padişah olma hakkı kimlerde? Sadece hükümdarın çocuklarında. Yani burada da ne oluyor? Hükümdarlık sadece babadan çocuklara geçiyor. Fatih'in getirdiği sistem bu. Peki arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde dikkat ediniz, yapılan bu düzenlemeleri biz veraset sistemi olarak ne yaptık? Açıkladık. Peki hem 1. Murat'ın hem de Fatih Sultan Mehmet'in getirdiği düzenlemede taht kime geçiyor? Babadan oğula geçiyor. Peki Fatih Kanunnamesi ile hükümdarlık iddiasında bulunan kardeşler arasında bir taht kavgası yaşanırsa, diyor ki bu taht kavgasında güçlü olan kazanan kardeş kaybedenleri öldürebilir. Yani onları katledebilir. Bu aslında arkadaşlar biraz saptırılan bir anlayıştır. Çünkü Fatih'in bu kanunnamesinde aslında vurguladığı şey şudur. Eğer tahtı ele geçirdin, sana isyan eden birisi varsa onun katli vaciptir. Yani kardeşlerden hala taht iddiasını sürdürenler varsa onların katli vaciptir. Ancak adam taht iddiasında bulunmuyor. Arkadaşım ne yapmayacaksın sen? Onu öldürmeyeceksin diyor. Ama burada da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Adam diyor ki ben bunu öldürmedim de yarın öbür gün isyan etmeyeceği nereden belli? Ya da diyor ki ben bunu öldürmedim, hayatını bağışladım. Adam 3-5 sene sonra çat bana karşı bir oluşumun içinde yer aldı. Dolayısıyla arkadaşlar kardeş katli Osmanlı Devleti'nde sanki bir kanuni kadim gibi, sanki bir gelenek gibi arkadaşlar ne yapıldı? Uygulandı, unutmayınız. Peki kardeş katli ile birlikte vurgulanan durum ne oldu? Yine hükümdarlığın sadece babadan çocuklara geçmesin. Yani taht kavgası yapanları sınırladık bakın. Sadece kardeşler yapabilir taht kavgasını. Yeğenler, amcalar yapamaz. Arkadaşlar bu minvalde de kavga edenlerin sayısı azaldı. Kazanan da ne yaptı arkadaşlar? Devletin başına geçti. Böylelikle güçlü olanın devletin başına geçmesi sağlandı. Peki 1. Ahmet döneminde arkadaşlar. 1. Ahmet döneminde. Ne dendi? Ya biz boyuna kavga ediyoruz arkadaş. Biz boyuna kapışıyoruz. Dolayısıyla biz boyuna kapışmayalım. Ne yapalım? Devleti yönetme hakkı şu sistemde devam etsin. Dikkat ediniz. Şu sistemde devam etsin. Sistemimizin adı ne? Ekber ve Erşet. Nedir Ekber ve Erşet sistemi arkadaşlar? Ekber kibir kelimesinden gelir. En büyük demektir. Erşet
rüşt, akıl kelimesinden gelir, aklı başında olan demektir. O zaman ne diyor? Birinci Ahmet diyor ki, hanedanın, dikkat et, vazgeçilen bir uygulama vardı ya, geri döndü ona. Hanedanın, yani hükümdar ailesinin en yaşlı, en büyük ve en akıllı üyesi tahtın tabii varisidir. Tahta geçebilir. E eskiden neydi? Sadece padişah çocukları geçebilirdi. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Padişahın kardeşleri, padişahın amcası da tahta geçebilir. O zaman biz yeniden neye döndük? Devlet hanedanın ortak malıdır anlayışına döndük. O zaman 1. Ahmet'in getirdiği bu sistemle biz kadim Türk devlet geleneğine geri dönmüş olduk. Bakınız, oyak yine sahnede. Oğul, yeğen, amca, kardeş tahta çıkabilir ama dikkat ediniz, taht kavgasına birbirlerini katletmelerine gerek yok. En büyük ve en akıllı olan tahta çıkacak. Peki soru, arkadaşlar bu durumda valide sultanlar arasında bir kavga başlayacak mı? Dolayısıyla herkes kendi çocuğunu tahta çıkarmak için diğer çocukları ortadan kaldırmaya çalışacaklar. Yani diğer şehzadeleri ortadan kaldırmaya çalışacaklar. Hal böyle olunca arkadaşlar Ekber ve Erşet'le uygulanmaya çalışılan taht kavgalarını sonlandırma isteği, dikkat ediniz, taht kavgalarını sonlandırma isteği başarıya ulaşamamıştır. Başarıya ulaşamadığı için de taht kavgaları ve arkadaşlar şehzade katliamları devam etmiştir. Ekber ve Erşet 1. Ahmet döneminde getirilen hanedan anlayışının ya da veraset sisteminin adıdır. O zaman Osmanlı'da arkadaşlar şurayı bir temizleyip konuşursak. Bakınız önce kurulan sistem neydi? Hanedan anlayışı, yani eski Türk veraset sistemi devam ediyor. Bu sistemi değiştiren kim? 1. Murat. Peki 1. Murat'ın getirdiği padişah ve oğulları kavramını daraltıp sadece padişah diyen kim? Arkadaşlar dikkat ediniz, Fatih Sultan Mehmet. Kanunname-i Ali Osman'ında dedi bunu. Peki bu iki sistemde, yani şu Fatih ve 1. Murat'ın getirdiği sistemlerde taht kime geçiyor? Babadan oğula geçiyor. Peki Osmanlı Devleti'nde babadan oğula tahtın geçme sistemi neyle değişti? Ekber ve Erşet sistemiyle değişti arkadaşlar. Peki Ekber ve Erşet sistemiyle birlikte oluşan düzenleme ne oldu yine? Oyak. O zaman kuruluşta neydi? Oyaktı. Sonra neye dönüştü? HSBC'ye dönüştü. Dikkat ediniz. Sonra neye dönüştü? Yine oyaka dönüştü. O zaman Osmanlı Devleti geleneksel Türk veraset sisteminde köklü değişiklikler yapan bir devlet olmuştur diyoruz ve padişah adayı olan hükümdar çocuklarına ne diyoruz arkadaşlar? Şehzade. Selçuklu'da bunun karşılığı neydi? Melik. Peki İslam öncesi Türklerde bunun karşılığı neydi arkadaşlar? Tigin. Peki şimdiki adı ne? Osmanlı Devleti'ne şehzade. Peki şehzade dediğimiz kişi kimdir? Hükümdarın arkadaşlar erkek çocuklarıdır. Peki hükümdarın erkek çocukları nedir? Her iki sistemde de, oyakta da, HSBC'de de tahtın tabii varisi değiller midir? Yani hükümdar öldükten sonra tahta geçme ihtimali bulunan kişiler. Peki bunlar arkadaşlar tahta çıktıklarında devlet yönetimi alanında tecrübeli olmak zorundalar mı? Dikkat ediniz. Peki şehzadelerin tecrübe kazanmasına dikkat eden ilk Osmanlı padişahı kim? Orhan Bey. Orhan Bey ne yaptı? Taht tecrübesi kazansın diye oğlu 1. Murat'ı, dikkat şuraya, 1. Murat'ı sancağa gönderdi arkadaşlar. O zaman Osmanlı Devleti'nde sancak sistemini kuran kim? Orhan Bey. Peki sancakta yetişen ilk hükümdar adayı kim? 1. Murat. Peki sancak sistemiyle birlikte arkadaşlar uygulamaya çalışılan şey nedir? Şimdi Osmanlı idari birimlerini konuşacağız. Sancak idari birimlerden bir tanesi. Arkadaşlar bir nevi özel devletçik gibi çalışıyor burada şehzadeler ama kısıtlı yetkileri var. Dikkat et, hutbe okutamıyorlar, para bastıramıyorlar, efendime söyleyeyim kendi başlarına sefer kararı veremiyorlar gibi. Ama kendi bölgelerinde düzenledikleri küçük çaplı bir divanları var. Kendi bölgelerinde topladıkları vergiler var. Kendi bölgelerindeki asayiş ve güvenliği sağlıyorlar. Dolayısıyla bir yetki çemberi var bunlara çizilmiş. O çember dahilinde adamlar ne yapıyorlar? Devlet tecrübesi kazanıyorlar. O vilayeti yönetiyorlar. Oradaki halkı yönetiyorlar. Oradaki askerlerle içli dışlı oluyorlar. Halkı tanıyorlar. Dolayısıyla halkla iç içe bir padişah yetişiyor. Peki arkadaşlar sancak sistemiyle yetişen son Osmanlı padişahı kimdir?
Üçüncü Mehmet'tir. Üçüncü Mehmet arkadaşlar, dikkat ediniz, sancakta yetişip tahta çıkan son Osmanlı padişahıdır. Peki, Üçüncü Mehmet zamansız bir şekilde ölünce, onun küçük yaştaki, tahminen 12 ile 14 yaş arasında olduğu söyleniyor. Birinci Ahmet denilen büyük oğlu arkadaşlar henüz sancağa çıkacak yaşa gelmemişti. Yani 12 yaşında şehzadeler sancağa gönderilmezdi. 15-16 yaşlarında sancak beyliğine tayin edilirlerdi eğer gönderilirlerse. Peki birinci Ahmet sancak yaşı gelmeden babası ölünce mecburiyetten kaynaklı olarak ne yaptı arkadaşlar? Sancağa çıkmadan tahta çıkmak zorunda kaldı. O zaman şuraya hemen onu ekleyelim. Bakınız şu notumuza dikkat ediniz. Bu notumuz önemli. Şurayı sil. Siler misin? Teşekkür ederim. Şu notumuz önemli. Ünlem koyalım yanına. Araya yazdık. Sancaksız ilk hükümdar birinci Ahmet'tir. Tamam mı? Sancağa çıkmadan tahta çıkan ilk hükümdar birinci Ahmet'tir. Birinci Ahmet sancağa çıkamadan tahta çıktı. Eyvallah. E peki ne yapması lazım? Ne yapması lazım? Tahta çıktıktan sonra birinci Ahmet'in kardeşlerini, dikkat ediniz, katletmesi lazım. Sonra kardeşlerini katlettikten sonra çocuklarını da sancağa göndermesi lazım. Ama birinci Ahmet'in ne, dikkat ediniz, sancağa gönderecek bir çocuğu var, ne de o çocuğu yapabilecek yaşta. 12 yaşında adam, 13 yaşında adam. Dolayısıyla birinci Ahmet arkadaşlar tahta çıktığında hanedanın iki varisinden birisiydi. Birisi tahta çıkan hükümdar birinci Ahmet, diğeri onun küçük kardeşi, ondan 2 yaş küçük olan Şehzade Mustafa. Mustafa'yı ne yapması lazım? Ya katletmesi lazım ya sancağa göndermesi lazım. Ama birinci Ahmet ne yapmadı arkadaşlar? Kardeşi Mustafa'yı sancağa da göndermedi, katletmedi. Dolayısıyla hem kardeş katli uygulamasını birinci Ahmet sonlandırmış oldu, hem de sancak uygulamasını birinci Ahmet sonlandırmış oldu. Birinci Ahmet kardeşini sarayda adına şimşirlik dediğimiz bir bölümde gözetim altında tutmaya başladı arkadaşlar. Sarayda adına şimşirlik denilen bölümde gözetim altında tutmaya başladı. Dolayısıyla bu uygulamayla ne başlamış oldu? Kafes usulü. Peki 1. Ahmet'in arkadaşlar saltanatının son yıllarına doğru çıkardığı bir kanun, o da nedir? Ekber ve Erşet. Dedi ki birbirinizi kesmeye çalışmayın. Hanedanın en yaşlısı ve en akıllısı tahta çıkacak. O zaman Osmanlı veraset sistemini değiştiren 1. Ahmet, Ekber ve Erşet'le bunu değiştirdi. Aynı zamanda sancak usulünü de değiştirip yerine neyi getirdi? Kafes usulü dediğimiz usulü getirdi. Yani artık şehzadeler eyaletlere ya da sancaklara yönetici olarak gönderilmiyor. Bunun yerine sarayda şimşirlik denilen bölümde gözetim altında tutuluyor arkadaşlar. Peki arkadaşlar sancak sisteminin kaldırılmasının zararı nedir? Sisteminde de taht kavgalarını artık şehzadeler değil kimler yapmaya başlıyor arkadaşlar? Dikkat ediniz, valide sultanlar, yani sarayda kadınlar ve ağalar ya da vezirler ve sadrazamlar etkili olmaya başlamıştır diyoruz ve tüm bu süreçte padişah adayı şehzadeyi tahta hazırlandığı sürede yanından ayrılmadan destek olan ve eğiten kişilere ne diyoruz biz? Lala. Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar şehzade hocalarına lala diyoruz. Selçuklu'da bunun adı Atabey'di. Eski Türklerde bunun adı İnal, dikkat ediniz, ya da Ataman'dı. Ataman Atabey'e dönüştü. Atabey Lala'ya dönüştü. Peki Atabey ile Lala arasındaki temel fark ne? Atabeyler siyaseten ve ekonomik olarak yetkilidir. Ama Lala'ların siyasi ve ekonomik hiçbir yetkileri yoktur. Sadece arkadaşlar efendim tecrübelerine, yaşlarına ve bilgilerine göre saygı görürler devlet ricalinden. O halde Osmanlı veraset sisteminin temelini görmüş olduk. Neleri konuştuk? Geleneksel hanedan sistemimizi konuştuk. Neyi konuştuk? 1. Murat'ın arkadaşlar devlet padişah ve oğullarının malıdır anlayışını konuştuk. Neyi konuştuk? Fatih Kanunnamesindeki devlet padişahın mülküdür, kardeş katli vaciptir'i konuştuk. Sonra 1. Ahmet'in Ekber Erşet sistemini, sonra yine 1. Ahmet'in getirdiği kafes sistemini arkadaşlar konuştuk. Diyoruz ve merkez idaresinin İkinci en önemli noktası saraya geliyoruz. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde ya da diğer Türklerde saray iki amaçla kullanıyordu. Bir, devlet merkezi. İki, hükümdar ve ailesinin, yani hanedanın konutu. Peki arkadaşlar saray dediğimiz yer Osmanlı Devleti'nde nerelerde bulunur?
Osmanlı saraylarını arayan kişiler nerelere gitmelidir? Özellikle başkentlere gideceksiniz. Devlet merkezi olarak kullanılan saraylar buralarda. O zaman arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Söğüt'te sarayı var mıdır? Yok arkadaşlar. Bu dönemde çadır yaşantısı sürüyor. Oba yaşantısı yani konar göçerlik devam ediyor. Osmanlı Devlet merkezinde de. Karacahisar'da Osmanlı sarayı var mı arkadaşlar? Düşünüyoruz. Yok. Ama arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Bursa'ya gittiğimiz zaman ilk sarayının burada bulunduğunu görüyoruz. Bursa Sarayı Osmanlı tarihinde inşa edilen ilk devlet sarayıdır, ilk devlet merkezidir. Bursa'da inşa edilen sarayın adı o dönemdeki yöneticilerin kullandığı genel bir kavram, genel bir ünvan bey. Arkadaşlar Bursa'da Bey Sarayı, Osmanlı'nın ilk sarayı. Sonra Edirne Sarayı'na taşındı arkadaşlar 1. Murat'la birlikte. Edirne Sarayı'nın arkadaşlar ilerleyen dönemde aldıkları isim nedir? Aldığı isim Eski Saray'dır. Peki Bursa ve Edirne Sarayı arkadaşlar dikkat ediniz kuruluş döneminde kullanılmıştır. Peki klasik dönemde yani yükselme döneminden itibaren hangi saray kullanıldı? Topkapı Sarayı kullanıldı. Peki Topkapı Sarayı'nın adı ne arkadaşlar? Literatürdeki Yeni Saray. Tamam mı? Peki Osmanlı Devleti'nde Topkapı Sarayı deyince aklımıza hangi bölümler gelecek? Dikkat! Birun, Enderun ve harem bölümleri gelecek arkadaşlar. Peki Birun ne demektir? Birun dış saray demektir arkadaşlar. Birun dış saray. Peki Birun sarayın bahçe kısmıdır aynı zamanda. Birun'da neler vardır? Arkadaşlar sarayın hizmet ve işleyişinde gereken her şey Birun'da bulunur. Mesela Birun'da ne vardır? Cellatlık vardır, selamlık vardır. Cellatlık ibret alem olsun diye halka en yakın olan yer ya sarayın dış bölümü. Ne yapılıyor? İdamlar burada yapılıyor. Sonra halkın şikayetlerini hükümdarın dinlediği cuma selamlıkları burada yapılıyor. Sonra sarayın fırınları, sarayın odunlukları, sarayın sağlık merkezi, sarayın efendime söyleyeyim mutfakları nedir? Hep bu Birun denilen bölümde bulunur arkadaşlar. Sarayın lojistik merkezi diyebiliriz. Peki Birun kısmında arkadaşlar bir de güvenlikler var mı? Var. Sarayın dış bölümünü koruyan güvenliklerin adı da bostancıdır arkadaşlar. Saray bostancıları da burada bulunur. Peki Birun'dan arkadaşlar nereye geçiyoruz? Enderun'a geçiyoruz. Peki Birun'dan Enderun'a geçen o büyük kapının adı nedir arkadaşlar? İşte o büyük kapının adı Bab-ı Ali'dir arkadaşlar. Huzura çıkan büyük kapı. Peki Enderun ne demektir? Bak derinden aklınıza gelsin iç. Enderun iç saray demektir arkadaşlar. Peki sarayın iç kısmı olan Enderun'a adını veren bir okul var burada. Enderun Mektebi. Sonra ne var? Kutsal Emanetler Odası var arkadaşlar burada. Dikkat ediniz. Kutsal Emanetler Odası. Hani Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethettikten sonra getirdiği kutsal emanetler. Başka ne var Enderun? Arkadaşlar Enderun'da irili ufaklı 7 tane oda vardır. Hükümdarın odası da bunlardan biridir. Dikkat! Hükümdar nerede oturur? Has oda nerededir? Has oda Enderun'dadır arkadaşlar. Has odanın dışında Zülüflü Baltacılar Koğuşu, Seferliler Koğuşu, Hazine Koğuşu, efendim Kilerler, şunlar bunlar. Enderun'da bir sürü bölüm vardır. En önemlilerini tekrar ediyorum. Saray Okulu, Kutsal Emanetler Odası, efendim Has Oda, hükümdarın kaldığı oda, Seferler Odası ve Zülüflü Baltacılar Koğuşu arkadaşlar nedir? Enderun bölümünde yer alır. Peki harem, adı üstünde mahrem, gizli. Burası gizli tutuluyorsa burada kim kalır? Hanedan kadınları ve onların kadın hizmetçileri yani cariyeler. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde cariyelerin ve hanedan kadınlarının bulunduğu yerin adı haremdir. Aynı zamanda harem bu cariyeler için bir eğitim merkezidir. Dikkat ediniz, haremin yönetimi valide sultanlardadır arkadaşlar. Haremin yönetimi valide sultanlardadır. Peki hükümdarın erkek çocukları arkadaşlar haremde ne kadar, kaç yaşına kadar kalabilirler? Arkadaşlar 11 yaşına kadar ya da en geç 12 yaşına kadar hani blue çağına başlamasıyla birlikte ergenliğe girmesiyle birlikte ne yapılır? Haremden çıkarılır. Arkadaşlar haremin hizmetine bakan, dikkat ediniz o hadım ağaları dediğimiz, zenci ağalar dediğimiz, kara ağalar dediğimiz adamlar var ya, onlar bile hareme öyle kafalarına göre giremezler. Onların bile haremin belli bölgelerine kadar gelme izni vardır. Mesela taşlık denir onlara, tamam mı? O taşlıklara gelirler, ihtiyaç listesini alırlar, sonra gider o ihtiyaçları tamamlarlar, sonra getirip oradan ne yaparlar? Kalfa. Dikkat ediniz kalfa adı verilen harem görevlilerine, harem memurlarına teslim ederler. Osmanlı Sarayı arkadaşlar
önceki Türk İslam saraylarının bir gelişimidir. Ve klasik dönem Osmanlı Sarayı deyince aklımıza Topkapı Sarayı gelir. 1479'dan 1839'a kadar arkadaşlar aralıksız devlet merkezi olarak kullanılmıştır. 1839'u farazi aldım arkadaşlar. Dolmabahçe Sarayı Abdülmecit döneminde yönetim merkezi olacak. Abdülmecit dönemi de 1839'da başlıyor. O zaman Osmanlı'ya en uzun süre yönetim merkezi yapan saray derse aklımıza ne gelecek? Topkapı Sarayı gelecek. Hemen şurayı bir temizleyelim ve bakalım neler anlattık. Arkadaşlar kuruluş döneminde Bursa ve Edirne sarayları, klasik dönemde Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı'nın bölümlerini konuştuk. Bölümlerde yer alan görevlileri konuştuk. Birun'a neyi ekledik arkadaşlar? Bostancılar adı verilen güvenlikleri ekledik. Enderun'a neyi ekledik arkadaşlar? Hisarlar, seferliler koğuşunu ve dikkat ediniz zülüflü baltacıları ekledik. Arkadaşlar harem bölümüne dikkat ediniz hanedan ve hanedan kadınlarının bulunduğu bölgeye cariyeleri ekledik. Sonra da neyi ekledik arkadaşlar? Buranın oradaki kadınlar için bir eğitim merkezi olduğunu söyledik. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde Batı etkisiyle yapılan ilk saray Dolmabahçe Sarayı'dır. Ve Osmanlı Devleti'nin yönetim merkezi olarak kullanılan son saray Yıldız Sarayı'dır. Peki hocam arada hangi saraylar var? Konuştuk bunu. Arkadaşlar Abdülaziz döneminden itibaren Çırağan ve Beylerbeyi sarayları. Dikkat ediniz 2. Abdülhamit'te de Yıldız Sarayı. O zaman 19. yüzyılda 4 tane saray bileceksiniz. 1. Dolmabahçe Sarayı, 2. Çırağan, 3. Beylerbeyi, 4. Yıldız Sarayları. Bunlar Osmanlı Devleti'nde ne yapmıştır? Yönetim merkezliği yapan diğer saraylar olmuştur. Diyoruz ve saray başlığımızı da bu şekilde noktalıyoruz arkadaşlar. Peki, Divanı Hümayun nedir arkadaşlar? Osmanlı Devleti Merkez Teşkilatı'nın 3. başlığındayız. Padişahı konuştuk, şehzadeyi konuştuk, veraset hanedan anlayışını konuştuk. Sarayları konuştuk, haliyle başkentleri konuştuk. Dikkat ediniz. Şimdi devlet işlerinde hükümdara danışmanlık eden Divanı Hümayun'a bakıyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde Divanı Hümayun'u Orhan Bey kurmuştur. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'e kadar Divanı Hümayun padişah başkanlığında toplanmıştır. Ama Fatih Sultan Mehmet ne yapmıştır? Divan başkanlığını sadrazama bırakmıştır. Peki divan başkanlığının sadrazama bırakılmasının yorumu nedir? Arkadaşlar bu durum padişahı bozmaz. Aksine padişahın otoritesine uhreviyet ve ululuk kazandırır. Niye? Padişah divan toplantılarını bu tarihten itibaren kasr-ı adlı denilen yüksekçe bir adalet penceresinden takip eder. Kişiler padişahın burada olup olmadığından emin değillerdir divan üyeleri. O yüzden ne yaparlar? Padişahtan her daim bir çekingenlik duyarlar. Peki sadrazam ne olur arkadaşlar? Sadrazam da yükselir. Sadrazamın yürütmedeki etkinliği neyle artmıştır? İşte bu uygulamayla artmıştır. Divan başkanlığının sadrazama bırakılmasıyla birlikte Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar sadrazamın yürütmedeki etkinliği artmıştır. Ki zaten Divan-ı Hümayun Osmanlı Devleti'nde yürütme ve yargı işlerini yerine getirir. Hocam yargı ne alaka? Arkadaşlar padişah yüksek rütbeli devlet memurlarının yargılamasını bizzat Divan-ı Hümayun'da kendisi yapar. Peki Divan-ı Hümayun'da yapılan yargılama arkadaşlar örfi hukuka göre yapılır. Dikkat ediniz. Yargı diyelim, yasama diyelim. Örfi hukuka göre yapılır buradaki yargılamalar ama şer'i hukuka da uygun olmak zorundadır. En azından icazet alınmak zorundadır. Peki arkadaşlar divan toplantıları nerede yapılır? Sarayda birun kısmında bulunan, dikkat ediniz birun kısmında bulunan kubbe altı mevkiinde yapılır. Peki kubbe altı mevkiinde yapılan divan toplantılarının kararlarını padişaha okumak için, dikkat ediniz padişaha okumak için geçiş kapısı ya da o kapıyı geçtikten sonra girilen oda nedir? Arz odası. Arkadaşlar divan, dikkat ediniz kararlarının padişaha okunduğu odanın adı arz odasıdır. Divan kararlarını padişaha okuma görevi, dikkat ediniz nişancının sorumluluğundaki bir işti. Arkadaşlar nişancıya bağlı olarak bu işi daha sonra reisül küttaplar ne yaptı? Üstlendiler. Peki divan toplantılarında ne yapılır? Yasama, yürütme ve yargı yetkilerini üstlenir. Padişah adına bu yetkileri yürütür. Bakınız Divan-ı Hümayun'da arkadaşlar düşünülen ya da konuşulan konular bir öneri olarak yazılır, bir kağıda yazılır ve yazılan bu kağıt sultana gönderilir. Sultan bu kağıdı arz odasında alır, okur,
Eğer onay verirse altına tuğrasını çeker. Tamam mı? Tevki atar altına. Tuğrasını çektikten sonra bu iş ne olur artık? Bir ferman olur. Peki ferman nedir? Yasamaya örnektir. Devam ettik arkadaşlar. Yürütme. Bir bölgeye atama yapılacak ya da bir kişi görevden alınacak. Kararı divanda verilir. Atama ve azil işlemlerine yürütme denir arkadaşlar. Peki yargının örneğini de ne yapmıştık? Vermiştik. Padişah ne yapar? Yüksek rütbeli memurları yargılar. O zaman Osmanlı Devleti'ne padişahın yasama, yürütme, yargı yetkileri var. Unutma. Peki 19. yüzyılı dinlemiş birisi olarak, bu ders videolarından 19. yüzyılı dinlemiş biri olarak size soruyorum. Osmanlı Devleti'ne padişahın yasama yetkisi, yürütme yetkisi ve yargı yetkisi hangi gelişmelerle ilk kez kısıtlanmıştır? Tekrar edeceğim, sen de bunu not alacaksın. Yasama yetkisi kanuni esası ile kısıtlanmıştır. Yürütme yetkisi senedi ittifakla kısıtlanmıştır. Yargı yetkisi tanzimat fermanı ile kısıtlanmıştır. Dikkat ediniz. Yasama kanuni esası, yürütme senedi ittifak, yargı dikkat ediniz tanzimat fermanı. Peki Divan-ı Hümayun'da kimler bulunur? Arkadaşlar yönetici sınıf. Peki Osmanlı Devleti'nde yönetici sınıfa ne denir? Beraya. Ne demektir beraya? Reaya'ya hakim olanlar. Dikkat ediniz. Beraya yönetici sınıf. Peki yönetici sınıfın bölümleri hangileridir? 1. Seyfiye. 2. Kalemiye. 3. İlmiye. Arkadaşlar dikkat. Seyfiyenin temsilcileri, divandaki temsilcileri. Padişah, sadrazam, vezirler, yeniçeri ağası, kaptanı derya ve Rumeli beylerbeyi. Dikkat. Kaç üye var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane temsilcisi var. Tut aklında. Kalemiye sınıfının üyeleri. Defterdar, günümüzdeki Maliye Bakanı. Nişancı, Reis-ül Kütlap ve Divan Katipleri. Kaç oldu? 3, 4. Peki, ine alta ilmiye sınıfı. Kimler? Kazasker ve sonra Şeyhülislam. Kaç? 2. Affedersiniz. O zaman o zaman divan üyelerinin ya da divan teşkilatının ilk sorusu geldi. Dedi ki, Divan-ı Hümayun'da en kalabalık olarak temsil edilen sınıf hangisidir? Seyfiye. Osmanlı Devleti'nin Divan-ı Hümayun'un en kalabalık sınıfı Seyfiye'dir. Peki, ikinci soru geldi. Dedi ki, Divan-ı Hümayun'un arkadaşlar, Divan-ı Hümayun'un en etkili ve en rütbeli sınıf hangisidir? O da Seyfiye'dir arkadaşlar. Peki, padişah hangisine bağlıdır? Seyfiye sınıfının temsilcisidir. Peki arkadaşlar, Seyfiye sınıfında padişahtan sonra en rütbeli kişi kimdir? Sadrazamdır. Peki, padişah dışındaki Seyfiye sınıfı mensupları padişahın hangi yetkisi kapsamında yer alırlar? Kulluk yetkisi kapsamında yer alırlar. Yani padişah bunlar hakkında yargılama, idam ya da mallarını müsaade etmek cezalarını uygulayabilir. Peki soru şu. Arkadaşlar Seyfiye sınıfına girmenin şartı nedir? Yani sıradan bir halkım yani reayayım. Beraya'ya geçmemin şartı nedir? Beraya'ya geçmemin en önemli şartı 1. Müslüman olmak. 2. Türkçe bilmek. O zaman bu sınıfa girmenin iki şartı var. Müslüman olmak, Türkçe bilmek. Peki kalemiye sınıfına geçtik arkadaşlar. Kalemiye sınıfı üyelerine baktık. Defterdar, nişancı, Reis-ül Kütlap, divan katipleri. Bu görevlilerin bir diyoruz ve arkadaşlar divan katiplerine geliyoruz. Divan katiplerinin olayı nedir? Divan katiplerinin olayı şudur. Divana katılan en düşük rütbeli memurlardır. Olayları nedir bunların biliyor musunuz? Hani mahkemelerde var ya adına ne diyorlar? Zabıt katibi. Ne yapıyor? Efendim hakim, savcı, işte yargıç, avukatlar mahkemeyi görüyorlar. Peki oradaki en rütbesiz kişi kim? Biri mübaşir, biri de zabıt katibi. Zabıt katibinin işi ne? Yaz kızım diyor, o da yazıyor ya. Yazıyor. Bunlar da yazıcı. Tamam mı? Peki arkadaşlar, Divan-ı Hümayun'un ilmiye sınıfına geçtik. Kazasker kimdir? Kazaskeri hızlı okuyunca kazasker oldu bu. Aslında bu kadı askerdi. Yani Osmanlı Devleti'nde dikkat ediniz, hukuk işleri bu adamdan sorumluydu. Aynı zamanda eğitim işlerine de bu adam bakıyordu. Ve klasik döneme kadar arkadaşlar Divan-ı Hümayun'un üyesi idi. Peki soru şu. Arkadaşlar kazasker divandaki ilmiye sınıfının yani eğitim ve hukuk sınıfının en üst rütbelisiydi. Sonra kanuni döneminden itibaren bu yetkiyi kime kaptırdı?
Şeyhül İslam'a kaptırdı. Şeyhül İslam İstanbul'da arkadaşlar, dikkat ediniz, dini noktalarda fetva veren müftüdür. İstanbul müftüsüdür. Ama zamanla ne yaptı? Şeyhül İslam adı altında rütbesini yükseltti. Ve Kazasker'in elinde bulunan hukuk ve eğitim işlerinde ne yaptı? Ele geçirdi. İlmiye'nin liderliğini ele aldı. Şimdi arkadaşlar, İlmiye sınıfıyla ilgili bir soru. İlmiye sınıfından olabilmek için ne gerekir? 1. Müslüman olmak gerekir. 2. Türk olmak gerekir. İlmiye sınıfı mensupları kesinlikle Müslüman ve Türklerden oluşmuştur arkadaşlar. Ama diğer sınıflara baktığınız zaman Türk olma zorunluluğu yoktur. Ne vardır? Türkçe bilme zorunluluğu vardır. Tabi burada söylediğim Türk olma, Türkçe bilme, Müslüman olma şartları ne zamana kadar? Tanzimata kadar. Arkadaşlar, Tanzimat döneminde ıslahat fermanıyla ne yapıldı? Gayrimüslimlere de devlet memuru olma hakkı tanındı. İşte devlet memuru olmak hakkındaki Müslüman olma şartı ne zaman kalkıyor? Islahat fermanıyla kaldırılıyor. Peki arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde divanı tanımaya devam ediyoruz. Divanla ilgili en altta bir notumuz var. Seyfiye sınıfı mensuplarından olan Yeniçeri Ağası ve Rumeli Beylerbeyi divana katılacaklarsa eğer rütbeleri minimum vezir payesinde olmalıdır. Tamam mı? Dikkat, vezir payesinde olmalıdır. Peki arkadaşlar, divanın şöyle bir yazdım. Pardon, sildim. Yazdıklarımızı sildik. Divanın Seyfiye, Kalemiye ve İlmiye mensuplarından hangisi divanın daimi üyesi değildir? Divanın daimi üyesi değildir. Arkadaşlar, Yeniçeri Ağası divanın daimi üyesi değildir. Gerek olursa çağrılır. Dikkat ediniz, gerek olursa çağrılır. Peki yine arkadaşlar, divana daimi katılmayan bir adam, Kaptanı Derya, İstanbul'da ise divana katılır. İstanbul'daysa. Çünkü adam denizlerin kaptanı ya. Adamın işi sefer. Adam boyuna seferde. Ne yapacak? Divan toplantısı var. Hadi prevezeyi yarıda bırak. İstanbul'a mı gel diyecekler? Diyemezler. O zaman bu İstanbul'da bulunduğu sırada seferde değilse, bu da arkadaşlar dikkat ediniz, merkez ordusu ve İstanbul'la ilgili bir sıkıntı varsa çağrılır, divana katılır. Peki Rumeli Beylerbeyi divana katılır. Şimdi arkadaşlar, burada aslında enteresan bir sürü soru çıkarıyoruz. Bakınız, şimdi burayı da sildim. Divanın daimi üyeleri olmayanlar. Yeniçeri Ağası gerekirse divana çağrılır. Kaptanı Derya İstanbul'daysa divana çağrılır. Peki soru şu. Yeni bir soru geldi. Divan-ı Hümayun'un en eski üyeleri kimlerdir? En eski. Divan-ı Hümayun kurulduğu günden beri divanda olanlar. 1. Padişah en eski. 2. Vezirler en eski. Neden? Hocam şimdi bak, aşama aşama gidelim. Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağı ve Yeniçeri Ağalığı 1. Murat zamanında kuruldu. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde sadrazam makamı 1. Murat döneminde kuruldu. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde kaptanı deryalık makamı Fatih Sultan Mehmet zamanında kuruldu. Dikkat ediniz, denizcilik hep var. Kaptan paşalar bilmem neler hep var. Evrenos Bey'den, Kara Mürsel Bey'den, şundan bundan hep var. Ama kaptanı deryalık, büyük amirallik makamı Fatih'te kuruluyor. Dikkat ediniz, o zaman Fatih döneminde katıldı. Peki devam ettim. Rumeli Beylerbeyliği, yine 1. Murat zamanında kurulan bir beylerbeyliği ve divana katılıyor. Hemen bir hatırlatma, Anadolu Beylerbeyi divana katılır mı? Asla. Anadolu Beylerbeyi divana katılmaz. Peki geldim Kalemiye'ye. Defterdar, nişancı, Reisül Küttab. 3 tane makam görüyorum. Arkadaşlar, Reisül Küttab, şu çizgileri düzgün atalım. Defterdar divana ilk kez 1. Murat zamanında katılmıştır. Hüseyin bin Mehmet arkadaşlar, pardon, Çelebi bin Mehmet, Osmanlı Devleti'nin ilk defterdarı. Peki nişancılık makamı, Fatih Sultan Mehmet zamanında kurulmuştur arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde divana katılan ilk nişancı da Fatih Sultan Mehmet'in nişancısıdır. Peki Reisül Küttab divana ilk kez 17. yüzyılda katılmıştır arkadaşlar. Divan-ı Hümayun'un tabi üyesi haline gelmiştir. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti'ne kaz askerler. Osmanlı Devleti'ne kaz askerlik makamını 1. Murat kurmuştur. 1. Murat'la birlikte kaz asker divan üyesi olmuştur. Şeyhülislam divana ilk kez Kanuni Sultan Süleyman zamanında katılmıştır. Yani divanın en eski iki üyeleri işte bu ikisidir arkadaşlar. Diyoruz ve divanla ilgili son sorumuza geliyoruz. Arkadaşlar, adam size sorar. Der ki, Osmanlı Devleti'nin sınırlarının genişlemesine paralel olarak divan üyelerinden hangilerinin sayılarında bir artış gözlenmiştir? Gidelim. Padişah bir tanedir, artmaz. Sadrazam bir tanedir, artmaz. Ama vezirlerin sayısı artar. 3'ken 5 olur, 5'ken 9 olur, 9'ken 12 olur gibi. Peki Yeniçeri Ağası. Arkadaşlar,
Merkez ordunun başkomutanıdır. Merkez ordunun sayısı artsa da Yeniçeri ağası bir tanedir. Artmaz. Kaptanı Derya. Arkadaşlar, deniz askerlerinin ve gemilerin sayısı artsa da Kaptanı Derya sayısı artmaz. Dikkat ediniz. Rumeli Beylerbeyi diyor. Bize bunu nasıl verir soruda? Rumeli'ni siler, Beylerbeyi'nin sayısı artar mı? Artar tabii. Anadolu Beylerbeyi, Rumeli Beylerbeyi, Halep Beylerbeyi, Şam Beylerbeyi, dikkat edin, gibi bir sürü beylerbeyliği kuruldu. O zaman Osmanlı'da beylerbeyliğinin sayısı artar. Ama divana katılan beylerbeyi sayısı artmaz. Niye? Divana sadece Rumeli Beylerbeyi katılıyor. Unutma. Peki kalemiye sınıfı defterdar sayısı artar mı? Artar. Arkadaşlar, defterdar sayısı artar. Ama şöyle bir sileyim. Artanların altını çizelim, tamam mı? Hepsinin altını çizerek gidiyoruz. Artanların altını çizelim. Arkadaşlar, vezirlerin sayısı artar dedik. Dikkat et. Beylerbeyinin sayısı artar dedik. Ama divana katılan Rumeli Beylerbeyinin sayısı artmaz. Peki arkadaşlar, defterdar. Osmanlı Devleti'nde ilk defterdar, dikkat ediniz, Rumeli defterdarlığıdır. Çelebi bin Mehmet. Ama sonra ne yaptı Yıldırım Beyaz? Anadolu defterdarlığını kurdu. Sonra arkadaşlar Halep defterdarlığı kuruldu. Sonra arkadaşlar Erzurum defterdarlığı kuruldu. Yani Osmanlı Devleti'nde defterdarların sayısı arttı. Ama divana katılan defterdar yine Rumeli defterdarıdır. Peki nişancı? Arkadaşlar, nişancı bir tanedir, sayısı kesinlikle artmaz. Unutmayın. Nişancı bir tanedir. Anadolu ve Rumeli diye ayrılmaz. Peki Reis-ül Küttab bir tanedir, sayısı artmaz. Ama divan katipleri, divanın kapsamı ve görüştüğü konuların yoğunluğuna göre katiplerin sayısı artabilir. Artanların altını çiziyoruz. Dikkat et, kazasker. Anadolu kazaskeri, Rumeli kazaskeri artar. Ama divana hangisi katılır? Rumeli katılır. Peki Şeyhülislam'ın sayısı artar mı? Artmaz arkadaşlar. Şeyhülislam'ın sayısı da 1'le sabit kalır. İşte Osmanlı Devleti'nde divanı Hümayun. Ama bu anlattığım divan klasik dönemde. Çünkü arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde divanı Hümayun 19. yüzyılda 2. Mahmut tarafından kaldırılıyor. Yerine ne kuruluyordu hatırlayınız? Yerine nazırlıklar ya da heyeti vükela kuruluyordu. O halde burada anlattığımız bütün sistem nereye kadar? 2. Mahmut'a kadar geçerlidir. Diyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar. Osmanlı Merkez İdaresi'nin bir bölümü İstanbul. Arkadaşlar, en uzun süre başkentlik yapan yer. 1453'ten 1922'ye kadar Osmanlı'nın başkenti. Peki evvelki başkentleri bir hatırlayalım. Söyledim ama güvenemiyorum, size bir daha yazayım. Söğüt, Karacahisar, Bursa, İznik, Edirne, sonra ne oldu? İstanbul oldu. Tamam mı? Bunlar da önceki başkentlerimiz. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde başkent idaresi özellikle İstanbul'un fethinden sonra çok önem verilen bir konu olmuştur. Padişah İstanbul'un yönetimini, dikkat et, hemen hemen konularının bir numarası olan adamlara vermiş. Bakınız, İstanbul'un genel düzeni, yani işleyişinden sorumlu kişi, sadrazam, devletin iki numarası ya. Peki hukuk işlerinden taht kadısı, dikkat et. Başkentin diğer adı ne arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde? Payi taht. Dikkat et, payi taht. Peki arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde İstanbul'a verilen başka isimler var mı? Asitane. Dikkat et. Darüssaadet. Darüssaadet. Ya da Dersaadet. Tamam mı? İstanbul. İstanbul için kullanılan farklı isimleri gördük. Peki İstanbul'un hukuk işlerinden taht kadısı sorumlu arkadaşlar. İmar işlerinden mimar başı sorumlu. Asayiş ve güvenliğinden Yeniçeri ağası sorumlu. Belediye işlerinden şehremini sorumlu. Dikkat ediniz, şehremaneti makamı 2. Mahmut'ta neye çevrilecek? İhtisap nezaretine çevrilecek. Dikkat et, 2. Mahmut sonrası İhtisap nezareti. Peki arkadaşlar, İstanbul'un güvenliğinden, işleyişinden, genel düzeninden, imar işlerinden, hukukundan, belediyesinden sorumlu kişileri gördük. Peki yanda bir dikkatimiz var. Ases başına dikkat. Ases başı kimdir? Arkadaşlar, ases başılık Fatih Sultan Mehmet zamanında kurulan gece güvenliği birimidir. Yani biz gündelik hayatta aklımızda kalsın, gece bekçileri diyelim bunlara. Fatih döneminde İstanbul'da asayişi sağlamak için gece görev yapan birliklere ases başılar denir. Fatih Sultan Mehmet zamanında
kurulmuştur. İşte İstanbul'un yönetimi budur değerli arkadaşlar. Şimdi Osmanlı Devleti'nde merkez yönetimini bitirdikten sonra yavaş yavaş nereye geçiyoruz? Taşra idaresine geçiyoruz arkadaşlar. Taşra idaresini anlatacağız.